Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak İliç'teyiz. Anagolt madenciliğin altın madeni sahasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gamze Taşçıer, Adana Milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin, Erzincan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sarıgül ve Parti Meclisi üyemiz Sayın Baran Buzoğlu ile birlikte İliç'te yaşanan bu maden faciası ile ilgili konuları araştırmak için, yerinde görmek için, denetlemek için, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bulunuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla birlikte hızla hareket ettik. Üç koldan hareket ettik. Birinci kolumuz Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül bölgedeydi. Anında bölgeye ulaştı ve hızlı bir şekilde bilgilerin Türkiye kamuoyuna aktarılmasına yardımcı oldu. Diğer taraftan ikinci bir koldan karayoluyla hızla hareket ettik. Heyetimizin bir kısmı ben ve Adana Milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin karayoluyla bölgeye intikal ettik. Bu intikal gerçekleşirken de yine hava yoluyla da Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi üyemiz Baran Bozoğlu da üçüncü bir koldan bölgeye hızla ulaştılar. Bölgede gördüğümüz görüntü maalesef arama kurtarma çalışmalarının bu yoğun yağış altında gerçekleştirilemedi. Gerçekleştirilmesinin çeşitli riskler barındırdı ve milyonlarca ton PASA adı verilen, içinde kimyasal atık da bulunan kütlenin, bu kayan kütlenin ve bir çamur nehri oluşturarak çevreye yayılan kimyasal atıkları barındıran yığının maalesef bölgede büyük bir tehlikeye yol açtığıdır. Bu yığının istif edilmesi, depolanması belirli prosedürlere tabi. Ancak bu prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmadığı facianın gerçekleşmesinden zaten anlaşılıyor. Şev açısı, yani bu yığının nasıl istifleneceği, hangi eğimle istifleneceği yine bilimsel olarak aslında belli. Ancak bu açıyla istiflenmediği ortada. Su drenajının yapılması gerekiyor ki sıvılaşma olmasın, bu kütle kaymasın. Ancak su drenajında da belli ki sorunlar varmış. Ve diğer taraftan şev yüksekliği dediğimiz yığınların hangi yüksekliğe kadar bir arada istifleneceği konusu var ki neredeyse bölgedeki dağların yükseklik seviyesine kadar bir istifleme yapıldığı maalesef görülüyor. Ve neticede siyanür borularının da boşa çıktığı görülüyor. Siyanür ve sülfürik asitin de bu kayan milyonlarca ton PASA dediğimiz yığın kütlenin içinde bölgeye yayıldığı görülüyor. 9 madencimiz bu maalesef yığının altında kalmış durumda ve diğer taraftan da Fırat Nehri'ne doğru, önce Karasu Nehri, daha sonra da Fırat Nehri ile birleşmesi durumunda oluşabilecek yoğun bir tehlike var. Bildiğiniz gibi Fırat Nehri Erzincan'dan geçiyor. Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Suriye, Irak ve Basra Körfezi'ne kadar ulaşıyor. Dolayısıyla da sadece yüzeyden değil, aynı zamanda da yeraltı sularına karışabilecek kimyasal atıklarla birlikte bölge sadece Türkiye değil, uluslararası alanda şu anda bir felaketle karşı karşıyayız. Sayın Vali Bey'den bilgiler aldık. Bölge, maden sahası bölgesi kısıtlanmış durumda. Bu bölgeye herhangi bir vatandaş veya sivil
aracın girmesine müsaade edilmiyor. Diğer taraftan maalesef burada bir siyanür atık havuzu var. Siyanür atık havuzuyla birlikte bu kütlenin kaydığı bölüm arasında belki 50 metrelik bir mesafe var. Birbirlerine çok yakınlar. Diğer taraftan Karasu Nehri yine çok yakın ve belki madencilik nerede yapılmamalı sorusunun yanıtıdır. Buradaki altın maden sahası Erzincan tulum peynirinin merkezi olan bir bölgedir. 535 endemik bitkinin bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla burada işletilen altın maden sahasının bugüne kadar iki kez kapasitesinin artırıldığını, bu artırmaya bağlı olarak da yaşanan felakette gördüğünüz o kütlenin yani çamur deryasının kayışına neden olan istifin yüksekliğinin çok fazla bir seviyeye ulaştığı görülüyor. Bu nihai ÇED raporlarını imzalayan, ÇED olumlu karar veren ve ÇED olumlu belgesini imzalayan kişi dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dur. Ve bu kapasite artışıyla birlikte de felaketlere kapı aralanmıştır. Ben şimdi sözü önce Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gamze Taşçıer'e, daha sonra sırasıyla Adana Milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül ve Parti Meclisi üyemiz Baran Bozoğlu'na vermek istiyorum. Onlar da konunun detaylarıyla ilgili size bilgiler aktaracaklar. Evet, değerli basın mensupları, öncelikle çok üzgün olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Maalesef bugün burada yaşanan iş kazası ne ilk ne de denetimlerin olmadığı, bilimsellikten uzak, dünyada örnekleri olmasına rağmen çok kar ve vahşi madencilik hırsıyla bir yönetim anlayışıyla belli ki sonda iş kazası olmayacak. Tabii bizim şu anda en çok önemsediğimiz üç önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi, bir an önce hala ümidimizi koruyoruz ve 9 işçimizin sağlıklı bir şekilde kurtarılmasını bekliyoruz. İkincisi, bu arama kurtarma işlemleri yapılırken hala heyelan riski olduğu için bu kurtarma ekiplerinin can güvenliğinin yani iş sağlığı güvenliğinin sağlanarak gerekli ekipmanlarla donanmış bir şekilde bu arama kurtarma işlemlerini, onların da can güvenliğini sağlayacak bir şekilde süreci kontrol etmek ve yürütmek lazım. Bir üçüncüsü de, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin dile getirdiği, uyardığı, bu konuda mecliste birçok kez araştırma ve soru önergesi vermesine rağmen bugün burada bulunduğumuz maden şirketinin, maden ocağının gerekli önlemleri almamış olması nedeniyle sadece Türkiye'de değil, belki yaşatacağı facia nedeniyle, çünkü şu anda bir yağmur da yağıyor, siyanürün yeraltı su kaynaklarına, yeraltı sularına karışma riski var. Sadece Türkiye'ye değil, belki Orta Doğu'daki coğrafyayı da etkileyecek bir çevre krizine ve bir sağlık sorununa yol açabilme riski var. Bu nedenle de bir an önce bu üç maddenin ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında biz de yetkililerle görüştük ve sürecin elbette ki takipçisi olacağız. Ancak bir kez daha ifade etmek istiyorum. Takipçisi olacağımız bir diğer önemli konu da bir an önce Türkiye'nin maalesef iş kazalarında Avrupa ikincisi olduğunu, özellikle son bir yılda madenle ilgili işlerde sadece 19.263 iş kazası olduğunu düşünürsek, ki bu her güne en az 53 iş kazası demek, gerekli önlemlerin, denetimlerin, kontrollerin yapılması ve tek bir canımızın dahi bu iş kollarında hayatını kaybetmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün de, dün de, bundan sonra da süreçlerin takipçisi olacağız. Sorumlular kimse,
kimin sorumluluğu varsa onun da hukuk önünde cezasını vereceği bir sürecin de takipçisi olacağız. Ben de öncelikle tüm Erzincan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elbette burada yapılması gereken Erzincan'ın Kuzey Anadolu fay zonu kuşağı üzerinde olduğunu 1939 ve 1997 yılında yaşanan depremlerde büyük hasara uğradığını da dikkate alırsak şu anda bulunduğumuz alan arkadaşlar doğrudan Ovacık Malatya fay zonu üzerinde bulunuyor. Yani bu tesisin ortasından Sabırlı Deresi aslında bir fay zonunun önemli bir göstergesi. Ve bu jeoloji mühendisleri tarafından defalarca uyarılmış olmasına rağmen tesisin ortasından geçen bu fay zonuna rağmen bu işletme ne yazık ki buraya kurulmuş durumda. Buradaki siyanür havuzları olası 7 büyüklüğündeki bir depremde büyük risk taşıyacak ve taşma ya da yırtılma gibi bir riskle karşılaşıldığında bu kaza olmasa dahi o 7 büyüklüğünde depremde zaten risk unsuru olduğu defalarca jeoloji mühendisleri tarafından ifade edilmiş olmasına rağmen bu tesis maalesef buraya kuruldu. İkinci önemli konu, yani fay zonu üzerinde olmasının yanında ikinci önemli konu bu liç etme sisteminde bir kere bir projelendirme yapılması gerekiyor. Civar illerde bu alanı genişletmelerinin yanı sıra civar illerden getirilen madenin zaten buranın yükü yeterince fazla ve fay zonu üzerinde olmasının yanında kendi çıkardıkları madenin dışında civar illerden gelen maden de burada liç edilerek buranın yükü daha da arttırılmıştır. 8'e 5 yüksekliğinde burada şevler oluşturulmuş ve maalesef 70 metre neredeyse büyüklüğünde, 200 metre derinliğinde, 500 metre genişliğinde büyük bir dağ silsilesi adeta liç edilme alanında yığılmış vaziyette. Liç sistemi arkadaşlar 1 santim ile 0,5 santim arasında cevherin öğütüldüğü ve birbiriyle gözenekli olması gerektiği ve buraya siyanür püskürtülürken de aradaki cevherin o gözeneklerden geçmesi gerektiği için zaten stabilitesi olmayan gevşek bir zemindir. Dolayısıyla siz buraya ağır bir yük daha getirdiğiniz zaman bu kadar yükseklik unsurunu göz önünde bulundurmadan, bir projelendirme yapmadan, bunun teknik ve uluslararası normda projelendirmesini yapmadan bu yığmayı yaptığınız zaman günler öncesinden, yıllar öncesinden uyarılmasına rağmen, bu kaza geliyorum demesine rağmen maalesef önlem alınmamış, bu yük arttırılmaya devam etmiş ve 2 sene önce Haziran'da, 2022 Haziran'da burada siyanür boruları patlamış ve şirkete de 16 milyon lira bir ceza kesilmiş ve hala burada bu işlem yapılmaya devam edilmiştir. Dolayısıyla değerli basın mensupları kaza bağıra bağıra geliyorum diyordu. Bu 9 insanın bir an önce canlı olarak hayata tutunmasını diliyoruz. Elbette ki yer seçimleri birincil önceliğimiz olmalı. Bu kadar depremlerle 11 ilimizi vuran yakın zamanda yaşadığımız 6 Şubat depremleri de hala ne yazık ki ders olmuyor. Yer seçimi konusunda sağlıklı tutumlar sergileyemiyoruz. Şu anda 1 kilometre uzunluğunda ve 50 metre kalınlığında bir akıştan söz ediyoruz. Bir çamur akmasından söz ediyoruz. Buradaki siyanürün bu baraja ulaşmamasını diliyoruz. Önüne bir set koydular ama maalesef bu yağış yeraltı suları, burası kireç taşı, gözenekli bir birim. Dolayısıyla o yağışla beraber siyanürün yeraltı suyuna karışması kaçınılmaz olacaktır. Yani şu anda bir çevre felaketiyle de karşı karşıyayız. Umarım canlarımız bir an önce yaşama tutunur ve kurtarılırlar. Tek temennimiz budur. Bütün Erzincan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, ben de bu üzücü günde gerçekten vatandaşlarımızla biraz önce beraberdik. Yakınlarını bekleyen, bir umutla bekleyen vatandaşlar gerçekten açıklama bekliyorlar. Neler yapıldığına dair bilgi bekliyorlar. Ancak bu bilgilerin hala somut bir şekilde vatandaşlara paylaşılmadığını üzülerek görüyoruz. Tabii burada
Özellikle söylememiz gereken şey şu, göz göre göre gelen bir felaketi yaşıyoruz. Yani her alanda aslında süreçte işte kırıkların, çatlakların olduğu bilinmesine rağmen, çeşitli eylem planlarının harekete geçirilmesine rağmen bunların harekete geçirilmediğini de üzülerek görüyoruz. Türkiye ne yazık ki bugün de gördüğümüz gibi atıklarını yönetemez haldedir. Nasıl deprem bölgesinde ki kentlerimiz bir atık alanı haline dönmüşse, maden sahalarımızda, diğer organize sanayi bölgelerimizde, bütün alanlarımızda atıklar yönetilememiş ve bir felaket riskiyle her alanda karşı karşıya kalmaktayız. Daha önce Ayvalık'ta, Mersin'de, Uşak'ta organize sanayi bölgesinde atık yığınlarının çöktüğünü ve çevreyi kirlettiğini gördük. Her geçen gün bu riskin arttığını görüyoruz. Bu bariz bir şekilde bir denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün, uygulama eksikliğinin somut bir göstergesidir. 3 Ekim 2023 tarihinde, bundan birkaç ay önce bu tesise çevre izni verildiğini tespit ettik. Burada birkaç soru sormak istiyoruz. 1. Bu çevre izni bu sahaya hangi kriterlerde verildi? Buna dair bilgilerin bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. 2019'da yapılan çevresel etki değerlendirme kapasite artışı sürecinde 53 milyon ton olan liç toksik atık depolama alanının 83 milyon tona çıkartıldığını biliyoruz. Bu kadar büyük bir risk varken, hatalı işler yapılırken bu kapasite artışına hangi kriterlere göre onay verildiğini sormak istiyoruz. Ayrıca bu atıkların geçirimsiz zemine depolanması gerekirdi. Bu atıkların da geçirimsiz zemine depolanmadığını görüyoruz. Şu anda bir kriz yönetiliyor ve bu kriz yönetimi içerisinde atıkların çevreye dair nasıl bir risk yarattığını, nasıl bir etki yarattığını mutlaka izlenmesi lazım. Ne yazık ki bu sadece Fırat Nehri'ne herhangi bir kirlilik oluşmadı ya da toprak kirlenmedi cümlesiyle birkaç saatte açıklanacak bir durum değildir. Burada şu anda bakanlığın mobil araçlarının, çevrim içi izleme sistemlerinin hem derede hem yer altında analiz yapıyor olması lazım. Ve bu analizlerin de somut bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor olması lazım. Ancak bunların da hala sözden ibaret olduğunu üzülerek görüyoruz. Bir an önce ilgili kurumlardan, bakanlığımızdan bu değerlendirmeleri paylaşmasını bekliyoruz. Diğer bir soruysa, bu da çok önemli. ÇED izni verilen bu tesisin ÇED raporunda taahhüt edilen bütün taahhütlerin mutlaka ve mutlaka mevzuata göre Çevre Bakanlığı tarafından izlenmesi ve raporlanması gerekiyordu. Bu ÇED raporunda yazan taahhütlerin uygulanmamasına rağmen, çünkü uygulanmış olsaydı bugün burada böyle bir felaket yaşamıyorduk. Uygulanmamış olmasına rağmen herhangi bir yaptırımın hayata geçirilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla çevresel etki değerlendirme izleme raporlarının da bakanlık tarafından samimi bir şekilde hiç vakit kaybetmeden kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Konunun somut bir şekilde takipçisi olacağımızı bir kere daha buradan, çevresel risklerin oluştuğunu ve bu konuda hassasiyetin artması gerektiğini, bugün burada yaşanan olayların başka yerlerde olmaması için tek kaygımızın bu olduğunda özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, özellikle olay yerine intikal eden Cumhuriyet Halk Partimizin heyetine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız teknik bilgileri, teknik detayları detaylı bir şekilde sizlerle paylaştılar. Biz dün saat 14.12'de olayı haber alır almaz Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu Bey ile birlikte buraya intikal ettik. O saat, bu saatte buradayız. Can Erzincan'daki bütün kamu kurum ve kuruluşları olayı duyar duymaz bütün ekipleriyle birlikte 9 tane canımıza ulaşmak için gerçekten olağanüstü bir çalışma sarf etmekteler. Benim için tabii duygusal anlar var. Ben bu toprakların çocuğuyum. Ben bu ilçenin evladıyım. Benim köyüm buraya 20 kilometre uzaklıkta. Benim şu anda en büyük arzum o 9 tane cana ulaşabilmek. O 9 tane canı anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturabilmek. Can Erzincan hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden burada kenetlendi. Ben bütün Türkiye'me çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız hava yoluyla, karayoluyla, binbir zorluklarla sabah saat 05'te olay yerine Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak intikal ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz Can Erzincan olarak son derece duygusalız. Duygusal olmamızın nedeni şu: göçük altındaki evlatlar,
Onların anneleri, babaları, kardeşleri, komşuları, hemşehrileri şu anda aynı duyguları neler hissediyorsa biz de aynı duyguları hissediyoruz. Olayın takipçisi olacağız. Olay bölgesinden hiçbir arkadaşımız ayrılmayacağız. Hep burada olacağız. Olayı yakinen takip edeceğiz. Bütün ulusumuza büyük geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Türkiye'mizden arayan, dualarını bize gönderen binlerce yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Alınması gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamalarla ilgili yarın tam saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrıca bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağım. Şu anda dualarımız 9 tane can için. Benim bir sorum olacak. Bu göçük meydana gelmeden önce bir yarılma olduğu iddia ediliyor işçiler tarafından. Böyle bir bilgilendirme yapılmış yöneticilerine, kendi yöneticilerine de. Siz herhangi bir bilgi aldınız mı bu konuyla ilgili? Evet. İşçiler yazılı olarak da vermişler mi? Bugün bölgeye ulaştığımızda Sayın Vali Bey'le bir toplantı yaptık. Bir durum değerlendirmesi ve aynı zamanda karşılıklı bilgilerin paylaşılması şeklinde. Sizin sorduğunuz soruyu biz de Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Vali Bey'e sorduk. Bu olay felaket gerçekleşmeden önce bir anormallik tespit edildi mi? Bu yığının olduğu yerde çatlaklar görüldü mü şeklinde? Vali Bey de evet burada çatlakların işçiler tarafından görüldüğü, bu nedenle oradaki 8 işçinin bu nedenle orada bulunduğu, yani olayı gözlemek, daha fazla bilgi edinmek, anlamak açısından şeklinde ifade ettiler. Biz de şunu söyledik, dedik ki o andan itibaren, yani ilk çatlağın tespit edildiği andan itibaren bir acil durum eylem planını harekete geçirdi mi? Burada şirket eğer geçirdiyse bu acil durum eylem planını şu anda biz görmek istiyoruz dedik. Kendileri bu acil durum eylem planını ve yine şirkete ait bazı bilgi belgeleri içeren evraklara savcılığın el koyduğunu, incelemeye aldığını, soruşturma kapsamına dahil ettiğini ifade ettiler. Kendilerinin de bu acil durum eylem planını görmediklerini, daha doğrusu incelemediklerini belirttiler. Burada önemli olan bu gibi tesislerin, bu gibi kimyasal içerikte malzeme kullanan tesislerin acil durum eylem planlarının olup olmadığı. Varsa güncel olup olmadıkları, dünya standartlarına uygun olup olmadığı ve bu acil durum eylem planının en hızlı şekilde ve doğru sırayla hayata geçirilip geçirilmediği konusudur. Eğer geçirilmiş olsaydı şu anda 9 madencimiz bu çamur deryasının altında şu anda olmuyor, olmalıydı. Belli ki burada ihmal var. Belli ki hatalı yapılan işlemler var. Ama bunların da temeli aslında altın madenciliğinin bu kadar vahşi bir madencilik olarak bu bölgede bu şekilde yapılmıyor olmasının gerekliliğidir. Maalesef buna da müsaade eden ve izin veren bir anlayış, bir hükümeti şu anda görüyoruz. Onun da sonuçlarını acı bir şekilde hep birlikte yaşıyoruz.